Herkese yeniden merhaba. Ben Ayça Ertürk, kanalıma hoş geldiniz yeniden. Bugün benim için çok çok güzel bir gündü. Zaten bu videonun teması da bugüne ait. Bugün sevgili Şafak'ın Dünyası, Yasemin Kokulu Bir Hayat ve Elmas Parıltıları bloglarının sahipleri bir etkinlik düzenlediler ve bu etkinliğe kitap bloggerları ve youtuberlar davetliydi. Ben de o davetliler arasından biriydim. Çok güzel bir gün geçirdik. Bol bol kitap sohbetinin yapıldığı, çok eğlenceli, çok keyifli, dolu dolu bir gün geçirdik. Daha öncesinden tanıdığım insanlar vardı. Gerek Instagram üzerinden, gerek YouTube'dan. İlk defa tanıştığım insanlar vardı. Ama herkes çok çok sıcaktı. Çok güzel bir gün geçirdik. Zaten bununla ilgili bir vlog çektim. İnşallah montajını tamamlayabilirsem çok kısa bir süre içinde onu da yayınlayacağım. Ama benim bu videoda asıl bahsetmek istediğim bize bugün hediye gelenler. Evet, bu etkinliğin bazı sponsorları vardı. Bunların birçoğu yayın eviydi. Bu yayın evlerinin bize hediye ettiği kitaplar var. Birçok kitabım oldu bugün. Bugün size o kitapları göstermek istiyorum. Bazı yayın evleri listelerinden bizim kitap seçmemizi istediler öncesinden. Bizim belirttiğimiz kitapları gönderdiler hediye olarak. Bazıları da bugün sürpriz bir şekilde gelen hediyeler oldu. Hemen başlamak istiyorum çünkü bir göstereceğim çok fazla kitap var. İlk olarak Hay kitabın hediye etmiş olduğu Ben Ne Bileyim kitabı. Bu kitabı ben kendim seçtim listeden. Biliyorsunuz artık ben ilkokul öğretmeniyim, sınıf öğretmeniyim ve çocuk kitaplarını da zaten mesleğim dışında da çok seviyorum. Bunda da içinde birçok eğlenceli sorunun olduğu ve bunun yanıtlarının olduğu bir kitap. Bunu görünce zaten direkt yetişkin kitaplarını bir kenara ettim ve bu kitabı istedim. Şöyle bir göz atacak olursam, Kelebekler Dolabına Nasıl Girdi? Saçın Kesildiğinde Neden Canın Acımaz? Çiçekler Neden Solar? Yiyecekler Neden Buzdolabında Bozulmaz? Gibi birçok soru var ve bunun yanıtları var içinde. Çok eğlenceli hem de bilgilendirici bir kitap. Çocuklarınız için ya da kendiniz için bir bakabilirsiniz bu kitaba. Bir sonraki hediye Minval Yayınları'ndan Murat Şahin'in yazmış olduğu Son Tren kitabı. Bu da yine benim seçtiğim bir kitap. Bu kitabı benim seçme nedenim, açıkçası yazarla ilgili hiçbir fikrim yok. Kitapla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir öykü kitabı olduğunu biliyorum. Ama bana bu kitabı seçtiren şey arka kapak yazısı oldu. Semih Gümüş'ün bir yazısı var. Arkasında Semih Gümüş'ü ben hem kitaplarıyla hem de edebiyat eleştirmeni olarak çok seviyorum. O yüzden onun arka kapak yazısını yazdığı ve tavsiye ettiği bir kitabı hemen tabii ki de kaçırmayacaktım. Seçmiş olduğum Minval Yayınları kitabı Son Tren oldu. Yine benim seçmiş olduğum kitaplardan Efesüs Yayınları'nın Osman Aysu Çıkış Yok kitabı. Osman Aysu benim çok uzun zamandır merak ettiğim bir yazardı. Çünkü hani kitap zevkine çok güvendiğim, birçok insanın beğendiği ve hani Türkiye'de polisiye gerilim üzerine yazan yazarların en iyilerinden olduğu söylenen bir yazar. Ama tabii ki biz biliyorsunuz hiç bitmek, tükenmek bilmeyen kitap listelerimiz nedeniyle onu da okuyayım, bunu da okuyayım derken bazen bazı yazarları kaçırıyoruz. Osman Aysu benim için öyle bir yazardı, ihmal ettiğim bir yazardı. Böyle bir fırsat karşıma çıkınca da dedim artık bu kitabı alıp Osman Aysu ile tanışmalıyım. Yine benim seçtiğim kitap Altın Bilek Yayınları'ndan Mumdaki Gizem kitabı Edgar Wallace diye telaffuz ediliyor sanırım. Bu kitap da benim açıkçası hem konusu çok ilgimi çekmişti hem daha sonra aslında yazarla ilgili birazcık araştırma yaptığımda çok şaşırdım. Yazar King Kong'un yaratıcısı. Aynı zamanda bütün dünyada ünlü olan çok iyi bir polisiye yazarı. Onun dışında William Tell karakterinin yaratıcısı. Daha ne söyleyeyim, bu yazardan daha önce haberdar olmamak, daha önce hiçbir kitabını okumamak sanırım benim ayıbım. İyi ki böyle bir fırsat karşıma çıktı. Bazen popüler yayın evlerini okurken diğer yayın evlerini çok göz ardı ediyoruz. Oradaki kitapları takip etmiyoruz ve aslında çok çok iyi yazarları kaçırabiliyoruz. Okumadım ama yani seveceğimi düşünüyorum bu kitabı. Hem konusunu çok beğendim dediğim gibi hem de yazarla ilgili araştırma yaptığımda neden bu yazarı daha önce duymadım, daha önce okumadım diye üzüldüm. Bunu da okumayı bekliyorum merakla. Yine Altın Bilek Yayınları'ndan iki tane kitap hediye etti onlar ve kendimiz seçtik kitaplarımızı.
Şahika Archibald Joseph Cronin yazarı. Bu kitapta da konusu çok ilgimi çekti. Tabii hani yayın evleri bize kitap seçimi için liste gönderdiklerinde, daha doğrusu sitelerinden herhangi bir kitabı seçmemizi istediler. Sitedeki kitapların hemen hemen hepsine şöyle bir göz attım. Bu kitabın da konusu çok çok ilgimi çekti. Merak ettirdi kendini. O yüzden almak istedim. Genç bir doktor var. Yeni mezun olmuş. Bir köye gidiyor görev yapmak için. Ve bir anda bir salgın hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Zaten acemi göreve yeni başlamış. Bir taraftan salgın hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan köydeki batıl inançlar ve yoksullukla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Konusu ilgimi çekti. Bunu da okumayı bekliyorum. Sabırsızlıkla, merakla okuyacağım. Bir sonraki kitabım Nora Yayınları'ndan çıkmış olan Günah Kök Saldığında. Bu da yine Nora Yayınları bize birçok kitap yollamış. Aralarından seçmemizi istediler. Orada etkinlik sırasında seçtik bu kitapları. Beni bu kitaba yönlendiren şey kapağındaki yazı oldu. Çünkü kapağında Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek romanı kıvamında her satırında vicdanın ve adaletin ne olduğunu sorgulayacağınız bir roman yazıyor. Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek romanı zaten benim favori kitaplarımdan bir tanesi. O yüzden bunu görünce hemen kaptım kitabı. Bugün yine etkinliğimize katılan bir yayın evi vardı. Sola Yayınları'nın kurucusu, editörü ve bir yazarı bizimle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sola Yayınları benim daha önce duyduğum bir yayın evi değildi açıkçası. Yine üzüldüğüm, benim için kayıp olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi bu da. Çünkü yayın evinin kurucusu birazcık yayın evini kurma aşaması, bu dünyaya, edebiyat dünyasına bakış açıları, yayıncılığa bakış açılarını anlatınca ben hani böyle bir yayın evini neden daha önce duymadım diye üzüldüm açıkçası birazcık. Ve yazarlarından bir tanesi de bizim aramızdaydı. Kitapları imzalayıp hediye etti bize. Arşil Valentin'in kitabı Uyumsuz Bir Zihnin Not Defteri imzalı. Şöyle göstereyim. Denemelerden oluşan bir kitap. Bunu da keyifle okuyacağım diye düşünüyorum. Yine Sola Yayınları'ndan bir sonraki kitabım Düz Dünya. Bu kitabı da zaten kapak tasarımıyla ilk başta ilgimi çekmişti. Daha sonra arka kapağını okuyunca dedim ki evet, bu benim olmalı. Yayın evinden seçmiş olduğum ikinci kitap Düz Dünya oldu. Arka kapağını okumak istiyorum size. Hikaye erkeklerin çokgenler, kadınların ise basit çizgi segmentleri olduğu iki boyutlu bir dünyada geçmektedir. Anlatıcı Kare adında bir karedir. Bir yılbaşı günü Kare, rüyasında tek boyutlu dünyaya giderek oradakileri iki boyutlu dünyanın varlığını anlatmaya çalışır. Sonunda çizgi dünyasının kralı Kare'yi öldürmeye teşebbüs eder. Ardından kendi dünyasında üç boyutlu küre ile karşılaşır. Kürenin ne olduğunu anlamak için boşluk dünyasına gitmek zorundadır. Bir üst boyutu anlayabilmek herkes için mümkün müdür? Ya da nasıl mümkün olabilir? Diye devam ediyor. Çok enteresan, bence çok orijinal bir konusu var. Bunu çok çok merak ediyorum. Sanırım önleri alacağım ve ilk fırsatta okuyacağım. Daha sonra Pena Yayınlarından iki tane kitap geldi hediye. Birisi Hayalet. Bu kitap birazcık paranormal olayları konu alıyor, adından da anlaşılacağı gibi. Bir saniye. Richard Walker adında bir karakterimiz var. Bu karakter öldükten sonra karısı ve çocuklarına bir kır evi kalıyor. Kır evine gittiğinde karısı ve çocukları orada iki tane hayaletin ruhunun, yani hayaletin daha doğrusu, mahsur kaldığını görüyorlar ve bununla mücadele etmeye çalışırken bir tarafta da geçmişleriyle, yaşamlarıyla yüzleşmeye çalışıyorlar. Daha önce hiç böyle paranormal olayları konu olan bir kitap okumadım. İlgimi de çekmedi açıkçası. Zaten bundan sonra göstereceğim kitaplar benim seçtiğim kitaplar değil, yayın evlerinin göndermiş olduğu kitaplar. Ve bunların bazılarını gördüğünüzde ya Ayça bunu okumaz ki, hani sevmez ki diye düşünebilirsiniz. Açıkçası ilk başta ben de öyle bir ön yargıyla yaklaştım. Ama sonra eve geldikten sonra düşündüm. Dedim ki böyle bir etkinlik düzenlendi. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Çünkü hani makyaj blogları, moda blogları, yeme içme blogları, gezi blogları zaman zaman bu tarz etkinlikler düzenliyorlar.
Ama kitaba, edebiyata dair bir etkinlik daha önce olmamıştı. Ve yayın evleri bizi ciddiye alıp böyle bir şeye destek oldular. Hediye kitap gönderdiler. Ben de onları ilgimi çekse de çekmese de okuyacağım ve objektif bir şekilde değerlendireceğim. Beğendiysem beğendim, beğenmediysem beğenmedim diye. Belki de ön yargılarımı kıracak bu kitaplar benim. Bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi hani sevmem, ilgimi çekmiyor diye hiç bu tarz kitaplar okumuyordum. Bu fırsatla ben de bu farklı türlerle bir tanışmış olacağım. Bakalım neler düşüneceğim. Zaten okudukça paylaşırım sizinle. Dediğim gibi bu kitabı da okuyacağım. Bilemiyorum ne düşüneceğimi. Yine Pena yayınlarından bir sonraki kitap da Maskeli Kedi. Bu da yine yayın evinin gönderdiği kitapların arasındaydı. Şöyle bir göz attım. Konusu hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ama 19 yaşında gencecik bir yazarın, Bengüsü Özcan'ın yazmış olduğu bir kitap. İlk kitabı. Genç yazarlara fırsat veren yayın evlerini seviyorum. Bakalım okuyacağım. Bu kitap hakkında da yorumlarımı paylaşırım. Bir sonraki kitabım Artık Özgürsün. Burada da trajik bir kaza sonrasında hayatı alt üst olan, 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan bir karakterin kendiyle yüzleşmesi, iç dünyası anlatılıyor anladığım kadarıyla. Yine benim çok da ilgimi çekecek bir kitap gibi görünmüyor ama bilmiyorum. Dediğim gibi ön yargılarımı kıracağım. Bunların hepsini okuyacağım. Arka kapağında Trendeki Kız ve Kayıp Kız'ı sevdiyseniz bu romana bayılacaksınız yazıyor. Ben iki kitabı da okumadım. Bilmiyorum bakalım ben de bayılacak mıyım? Bir sonraki kitap Arunas yayınlarından gelen Ceylan kitabı, Zeynep Sarac'ın yazmış olduğu. Bunun da konusu hakkında çok fazla bir fikrim yok. Genelde bu tarz kitapları gördüğüm zaman uzak duruyorum. Ön yargılarımı kıracağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Okuyacağım bu kitapları. Bakalım bunun hakkında ne düşüneceğim. Bir sonraki kitap, özellikle bu son iki kitabı gösterdiğim zaman evet şaşıracaksınız benim adıma biliyorum. Noella yayınlarının göndermiş olduğu Sahte Cennetler kitabı. Daniela Steele sanırım okunuşu. Romantik pembe dizi değil tabii ki de. Pembe diyebileceğimiz, denilen bir türe ait bir kitap anladığım kadarıyla okuyacağım, göreceğim. Ve son kitabım Aşk ve Savaş'ın Şarkısı, Nemesis yayınlarının göndermiş olduğu kitap. Gelen kitaplar bu kadardı. Bir etkinliğimize katılan bir firma mı desem, firma daha vardı. Tabii ki de her kitap severin bayıldığı kahve. Kuyulu Kahve'de aramızdaydı bugün. Bize birazcık kahve firmalarından bahsettiler, kahvelerinden bahsettiler ve hepimize birer kutu Türk kahvesi hediye ettiler. Ben açıkçası yine çok şaşırdım bu kahve firmasını duyunca. Çünkü 1919 yılından beri olan bir kahve markasıymış bu. Ve anladığım kadarıyla daha öncesinde Kuyulu Kahve diye bir yerleri de varmış ilk kurulduğu yıllarda. Çünkü kutunun üzerinde şöyle bir yazı var. Kuyulu Kahve, Millet Meclisi'nde görev yapan mebusların, şair, yazar ve gazetecilerin uğrak bir yeri olan, günümüze dek gelmiş birçok eserin oluşmasında ve devlet ile alakalı birçok kararın ilk aşamalarının düşünüldüğü tarihi bir mekandır diyor. Yine firmadan gelenler şöyle bir bilgi verdiler. Yine ne kadar doğru bilmiyorum ama Nazım Hikmet'in birçok şiirini Kuyulu Kahve'de bu kahve eşliğinde yazdığı söyleniyormuş. Bakalım merak ediyorum. Deneyeceğim. Kahve sonuçta severim mutlaka. Ve yine sevgili etkinliği düzenleyen arkadaşlar çok ince bir şey yapmışlar. Hepimizin isminin baş harflerinden şöyle tatlı kurabiyeler hazırlamışlar. Ve böyleydi gelen hediyeler. Dediğim gibi bugün için bir vlog çektim. Çok amatör bir vlog oldu. Bilmiyorum nasıl editlerim. Daha önce hiçbir videomu editlemedim. Biliyorsunuz ben videolarımı editlemeden, kesmeden, biçmeden doğrusuyla, yanlışıyla, hatasıyla, günahıyla, sevabıyla yüklüyorum. Bu videoda öyle olacak. Ama vlogda parça parça görüntüler çektiğimiz için mecburen editleyeceğim. Onu da editlemeyi bitirir bitirmez yükleyeceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek vlogumdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.